Hakkımız hukukumuzdan iyi akşamlar sayın seyirciler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine bir hak ve hukukla sizin karşınızdayız. Ancak bu hafta programımızın 3. yılında ilk defa bir şeye ara vermemek durumunda kaldık. Daha doğrusu devamını yapmak durumunda kaldık. Biliyorsunuz geçen hafta Balçova arsa mağdurlarını burada sorunlarını ele alırken aslında sorunun İzmir genelinde var olduğunu gördük. Hatta İzmir genelinde var olduğunu bırakıp 42 yıl öncesine dayanan bir sorun olduğunu gördük ve bu sorun yumağını anlatmaya çalışırken tabii ki süremiz bu anlamda yetersiz kaldı ve günümüze gelemedik. Günümüzdeki imarlaşma, yapılaşma ve çarpık rakamların olduğu süreci de anlatamadık. O yüzden çok telefonlar aldık ve sorular aldık günümüzdeki sorunlara gelemediğimiz için, geçmişte kaldığımız için. Biz de devamı anlamında bu hafta dediğim gibi hakkımız, hukukumuzda ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Ve geçen haftaki programımızın bir nevi devamını yapmak zorunda kalıyoruz. Sizden gelen yoğun sorular ve talepler üzerine tabii ki doğal olarak konuğumuz da yine İzmir Barosu avukatlarından ve Balçova Arsa Mağdurlarının avukatı Sayın Mustafa Kemal Turan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tekrar. Saati koyuyorum da hata yapmayayım diye. saati koyun. Çünkü evet. Geçen hafta dediğim gibi son 5 dakika kala ben size toparlayın dediğimde aslında konuşulacak o kadar çok şey varmış tabii. Ki biz programdan sonra zaten onu konuştuk kendi aramızda ama vatandaşlarla da yoğun bir şekilde bütün sosyal medya üzerinden gelen sorularda bunu daha da açılması gerektiğini, daha doğrusu son kısımda söyleyemediklerimizi, basit bir şekilde geçtiklerimizi daha da açılması gerektiğini söyledik. Ben öncelikle tabii şunu merak ediyorum. Geçen haftaki programımızda sürekli her şeyi anlattığınızda işte evet. Bu da dava açılsın. Evet, işte açabiliyorlarsa öyle. Bu da dava evet. Açılsın. Yani bir hafta süreç geçti. Herhangi bir dava açıldı mı size karşı? Ya ben şeye kayıtlıyım. Yani UYAP kaydı eğer bir dava açıldığı zaman hemen ekranımıza düşüyor. Böyle bir kayıt bana gelmedi. Demek ki söylediklerimiz evet. Yerine evet. Oturmuş yani. Biraz da uzamasının sebebi o. Dikkatli hukuki bilgi ve belgeye dayanmazsak zaten biz bu konularda hata yapmış oluruz. Dikkat ederseniz ne söylediysem hepsinin belgesini ve arşivden gerekli kaydını sunarak sundum. Evet. Onun için saatimi koydum. Aman dedim ona göre dikkat edeyim ben de. Şimdi programımızı tabii ben şimdi artık size yine söz hakkını bırakıyorum. Siz kaldığınız yerden devam edin diyeceğim ama geçmişte geleceği bir araya getirmeyi gayet iyi beceriyorsunuz. Vatandaşlarımız özellikle dikkatini o çekiyor. Çünkü İzmir'in bir geçmişi var. Tabii. O geçmişten kaynaklanan hala bugüne gelen sorunlar bir de hala gelecekte de var olacak sorunlar var. Evet. Evet kaldığınız yerden devam edebiliriz. Nerede kalmıştık? Diye yani şöyle isterseniz şöyle bir es verelim. Biz nerede kaldık? Aslında bir dünya rekoru yaptık. Yani 43 seneyi 43 dakikada özetlemeye çalıştık. Her sene sizin için bir dakika ama insanlar için 365 gün. Sonuç itibariyle bir belediye çok kısa geçen haftadan belki özetleyerek geçecek olursak şu bir ufuk ve vizyon projesi zamanın Balçova Belediye Başkanı Ercüment Uysal 3 milyon metrekareyi hazineden rica ediyor, projesini sunuyor, 8 sene hazine inceliyor, sen insanlardan paraları topla getir bana diyor, ben eşitlik adalet dağıtan bir sistemle sana bunu vereceğim, sen de bunları dağıtacaksın diyor. Böylelikle bir tane gecekondu yok, proje kısmen amacına ulaşıyor. Ama ihtilal öncesi 1000 tane tapu dağıtıldı. İhtilali anlattım size. Hı hı. İsim verdim, yer verdim, tazminat hukuku dedim. Oyak ve Paşalar Evi dediğimiz Oyak 57. Havacılar sitesine ağırlık verilip bu proje rafa kaldırılıyor. İlgili belgeleri ve bilgileri orada saklanmıyor. Belki geçen hafta biz onu atladık. Bununla alakalı biz imar hukuku bakımından, darbelerin ceza hukuku bakımından değerlendirilmesi açısından yaklaşık 2000 kişi olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Çünkü Balçova Belediye diyorsun ki bende yok o dönem atılmış bunlar. Sizden sonra bir de Sayın Bey'i de telefonda tekrar aradım. O dönemin belediye başkanı. Seyrettim, takip ettim dedi. Yani ilave edeceğim şeyler de var. Yani onunla da görüş alabilirsiniz, bir program yapabilirsiniz. Bu arada derdest olan bir dava var. Ceza hukuku benim alanım değil. Ben imar hukuku bakımından yansıtmaya çalışıyorum. Evet. Neydi? Anayasal düzeni bozma. Geçen toplantıda da imar planı anayasal düzenin bir uzantısı efendim. Yani mülkiyet hukuku anayasal alıyorsunuz. Bir şey. İhtilalden bir gün önce başvurmak ne demektir? Bunun ihtimaller hesabı değil. Bu hukuk bakımından incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Buraya ilgili başvuru yaptık. Evet yani talebi. Savcılık başvurusunun ötesinde derdest olan davaya da müdahale talebinde bulunacağız. Bizim alanımız imar hukuku tazminatı bakımından. Yani darbe ile imar hukuku bakımından arasındaki bağlantı anayasal düzen açısından yaklaşıyoruz. Yani çünkü imar planları anayasanın güvencesinde. Mülkiyet hukuku anayasanın güvencesinde. Sen bir gecede bütün sistemi ortadan, tabii bir gecede bütün mülkiyet hukuku rejimi bir tarafa atıyorsun. Kendine göre bir sistem kuruyorsun.
Ama bu sistemde rant elde ediyorsun. Yani bir nevi darbe, bahane, rant, şahane gibi bir kavram doğuyor. Telefenin yamacındaki paşayla geçen hafta uzun uzun konuştuk. Darbeler genelde bu anlamda tartışılıyor. Yani darbenin varlığı ya da yokluğu değil, darbeden sonraki düzendeki düzensizlik tartışılıyor. Çünkü darbenin altında yatanın ülkenin huzur ve refaha kavuşması değil, bir takım insanlara rant geliri elde etmek için yapılan bir sistem olduğunu son derecede düşünüyor. Kolay. Fiili zemin orada duruyor, tapu kayıtları, geldi kayıtları orada duruyor, planlar varsa bulabilirseniz, bazı planlar yok olarak gündemde, onu siz de sormuştunuz. Dolayısıyla bu ortaya çıkartılabilir, aradaki illiyet bağı yakalanabilir. Buna spekülasyon deniyor, anayasa bunu kabul etmiyor. Biz bu bağlamda, geçen hafta onu atlamışız, bununla ilgili Ankara'daki davaya müdahale talebinde bulunacağız, yaklaşık 4000 kişi. Ayrıca savcılıkta ekstradan, yani evraklarımız derdi, cevap diyor ki belediye askeri dönem bunu işletmiş o zaman. Bununla ilgili... Ankara'daki dava derken hangi davaya? Evren'in ve Şahin Kaya'nın yargılaması var ya efendim. Bakın şu 12 Eylül davasına müdahale. Ceza hukuku bakımından aslında imar hukukunu biliyorsunuz, imar kirliliğine sebebiyet vermek ceza hukukunda yargılanması olmuyor mu? Oluyor. Şimdi siz imar planlarını, imar hukukunu belirliyorsunuz, mülkiyet hukukunu belirliyorsunuz, arkasından böyle bir işlem yapıyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Sadece belli bir işte teleferin yamacındaki paşa evleri ve havacılar sitesiyle OYAK, birkaç tane özel kooperatifler de var, onları da sunduk. Bunların önünü haksız olarak açıyorsunuz. Bizim haklı projemiz, 70'ten beri devam eden projemizi rafa kaldırıyorsunuz. Yani böyle bir sizin mülkiyet hukuku, planlama hukuku bakımından böyle bir imkanınız yok. Bence illiyet bağı var. Muhtemelen mahkemede katılma talebimizi kabul edecektir yani eğer yani tabii şey olursa. Yani hukuku tüketmek yolunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Ben özellikle şeyi soracağım. Günümüzle ilgili bir şey soracağım. Tabii, şeyden sonra birçok telefon geldi. Ali Bey de biliyor. Özellikle İstanbul, Ankara çevre yolu bildiğim kadarıyla durdurulmuş durumda. Evet. Buradaki sorumluluk yani hükümete mi ait yoksa yerel iktidarla ilgili mi bir sıkıntı var? Yani şöyle, sorumluluk kime ait? Hemen izah edeyim. Bir kere İstanbul yolu kapsamı, yani sizle hafta içi de bir konuşmamız olmuştu, sormuştunuz şeyle alakalı. Bakın, sadece buradan girizgah yaparak konuyu belirleyelim. Bilemiyorum alabiliyor muyuz bu? Genelde gözükür. Evet. Yani bakın, şu hali hazır Çeşme'den veya Karşıyaka'dan geldiğiniz son Ankara yoluna bağlanma noktası. Şu yol yok şimdi. Şu Ankara yolu, işte Belkabe'ye devam ediyoruz. Kemalpaşa'ya devam eden hali hazır yok. Üstadım bakın, İstanbul yolu projesi hep yanlış bilinir, Ankara tarafından bağlanıyor. Doğanlar'da şöyle bir kavşak olacak. Şuradan parmağımla takip ettiğiniz yaklaşık 500 bin metrekare bir alandan devam edip Belkabe'nin üstünden tünele girecek. Kuyucak, olacak affedersiniz, Kuyucak, Yemlice ve turnikeler ta şeyi geçiyor, Akalın'ı falan geçiyor. Turgutlu'yu geçiyor. Yani Turgutlu'dan sonra Turgutlu'ya doğru İstanbul'a doğru dönüyor. Ama bakın bu yol bittiği zaman şu olacak. Hali hazır Kemalpaşa yolu, işte Ankara yolu dediğimiz rahatlayacak. Burada trafik sıkışıklığı olmayacak. Örneğin lütfen hatırlayın. Kemalpaşa'dan geliyorsunuz. Belkabe'den indiniz aşağı. O viyadüklerin hani arasından geçip giriyoruz. Trafiğe tıkanıyoruz. Onlar olmayacak efendim. Direkt bakın buradan bağlanıp geçeceksiniz. Hemen söylüyorum. Bakın bununla ilgili bilgi ve belgeyi size. Burası normalde eski proje kapsamında 17 senedir bekleniyor. Eski kamu yatırımları biliyorsunuz 17 sene, 20 sene, 30 sene beklerdi. Şimdi bunlar yönetimde biraz hızlandı. Yap işlet devret, burada yap işlet devret formülü vardır. Firma bunu yapacak, turnike gelirlerini elde edecek. Dolayısıyla bunu zamana karşı yarış olarak yapacak. Şimdi buradaki proje duvarla geçiyordu. Yani viyadük değil de mesela ne gibi Forum'da Şifa Hastanesi'nin olduğu yerdeki viyadük ayağı geçişi gibi değil. Duvarı doldurup basit bir imalatta geçiyordu. Basın arşivine bakabilirsiniz. Biz ona itiraz ettik, dedik böyle olmaz. İki mahalle birbirini görmeyecek. Yani güneş almayacak, rüzgar almayacak vesaire falan. Ve yaklaşık 10 kilometre bant bölüyorsunuz yani. O ilçeyi tamamen bölüyorsunuz. Arkadan geçişler bile söz konusu olmayacak. Karayolları bu yanlışı anladı. Hemen viyadüğe dönüş yaptı. 80 milyon dolar daha ödeme koydu. Hemen yani bu hatadan dönmek tabii çok önemli bir şey. Bakın burada altını çiziyorum ve yine tazminat 10'da kalmıştık, 11. Tamam. Burada Büyükşehir Bornova Belediyesi'ne gittim. Kamil Oktay Sındır Bey konuyu inceledi. Bornova Belediye bir bölümünlükte yetkilidir çünkü. Şehir plancısı çok da yetkin bir plancıdır Zehrin Hanım. Belki İzmir'in hani yetkin plancılarından, şehir plancılarından, ilklerindendir, sayılılarındandır. Yine titiz bir bürokratımız işte Zehrin Hanım, ondan sonra Özgür Beyler incelediler projeyi ve
burayı viyadüğe çevirme, plana işleme. Biliyorsunuz karayolları imalatı ister, geçişi sağlar. Ama bunun planı ilçe belediyesi 1 bölü 1'lik, 5 bölü'lük de büyükşehir belediyesi. Karayollarıyla büyükşehir çalışarak bunu düzelttiler efendim. Viyadüğe çevirdiler. Şimdi büyükşehir bunu, ben Figen Hanım'ı aradım. Efendim dedim, bakın burada duvar olarak geçiyor. Benzeri bir dosyada biraz sonra bahsedeceğim. Gösterdiğiniz hassasiyeti burada da gösterin. Başka bir dosyada 7 asli hukukta kesinleşen erişim kontrolü otoyol yasasıyla alakalı. Bu bizim çok sorunumuz değil vesaire falan, bir randevu dahi alamadım. Yazılı dilekçe de verdim. Bu kadar önemli bir konu da. Ya İstanbul yolu sonuç itibariyle bu yolun bağlanması, bakın İstanbul için demiyorum. Narlıdere turnikeleri düşünün, oraya kadar nasıl rahat işliyoruz. Burada da Akadana'ya kadar tamamen çevre yolundan geçeceksin, para ödemeyeceksin. Bütün Ankara yolu rahatlayacak, geçişler, girişler vesaire filan, bu aksı tamamen kurtarıyorsunuz yani. Aslında şehir içi hizmetine, ulaşım hizmetine çok büyük bir faydası var. Bornova Belediyesi bu ciddiyeti yakalayıp hemen bu düzenlemeyi yaptı. Bornova Belediyesi ile karayolların ortak çalışmasını büyükşehir 1,5 sene tuttu, büyükşehirden reddetti. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ben bu duvar itirazını yapmasaydım sen bunu meclisten geçirmiştin. 1,5 sene tutuyorsun, hadi iyi mahkemelere, şimdi plan yok ortada. Neye dayanacağız? Acele kamulaştırma kararı aldı çünkü plan ortada olmayınca. Peki ben sonra hani biraz önce dedim ya, geçen toplantıda şanslı imarzadeler var. Efendim sen o tadilatları hemen getiriyorsun o süratte veya başka bir erişim kontrolü yasası ile ilgili büyükşehir bağlantılı dosyada gereken hassasiyeti gösteriyorsun. Burada niye göstermiyorsun? Bunun son derece kolay. Tazminat 11'deyiz. Giderseniz bunun viyadüğe çevrilmesinin işlemine, benim basın toplantım, arkasından karayolların işlemi, arkasından Bornova Belediyesi'nin çalışmasını ve büyükşehirin bunu tutup reddetmesinin izahını orada beraber yaparız. Bu kısmı bu. Reddedilmiş durum. Evet. Yani bakın bir örnek söyleyeyim. Şeyle ilgili, şu kısımla ilgili özellikle yolun bu şekilde dönmesinde özellikle. Söyleyeyim yani, bakın tazminat 12. Yani ama bakın çok önemli bir şey. Kavşağı görüyorsunuz, bağlanıyor. Normalde buradan bir giriş yapacak tabii ki. Normalde yolun böyle gelmesi lazım. Düz gelmesi lazım. Şurada dikkat edin, hop böyle bir S yapıyor. Burada askeri olduğu için efendim. Eski plana bakın böyle geçiyor. İtiraz ediyor. Eskiden tabii yerel yönetimler planlamada, bakın benim üzerinde durduğum nokta bu. Planlama, şehir planlaması ideolojik değildir. İktidarsal askeri bir yapılaşma sonucu falan değildir. Şehrin ihtiyacına göredir. Şunu bana izah edebilir misiniz? Bakın anormal şeyi söyleyeceğim şimdi size. Tazminat 13. Böyle bağlanmasına böyle bir anormal kurguluyor. Dönüyoruz. Bakın bir de kavşağın dönüşü neyse. Evet. Döneceksin, bir daha döneceksin, bir daha döneceksin. Hani böyle bir radar oyunu gibi bir şey olacak. Şimdi bunu böyle bağlıyorsunuz. Sonra baktım üstadım. Askeriye, TOKİ'ye diyor ki gel benim şeylerimi, imalatlarımı iyileştir vesaire falan. Şu arkadaki arsayı TOKİ'ye satıyor. TOKİ de başkasına satıyor. Şimdi plan tadilatı yapılacak mı diye böyle bekliyorum. Yolu niye değiştirdik? Şimdi bir dakika, yerel yönetim diyecek ki bir dakika, yolu böyle bağlayamasın efendim, böyle bağlayacaksın. Şimdi bunun, çok rica ederim, basın arşivine bakın. Basın toplantısını yapan benim, duvar olarak geçmesin, viyadüğe çevresin. Hiç yoksa iki mahalle birbirini görsün. Bunu sen duyuyorsun ve bununla alakalı işlemi yapmamışsın. Sonra Bornova Belediyesi ile karayolları bu anlaşmayı sağlayıp teknik çalışma yapıyor. 1,5 sene tutuyorsun, ondan sonra reddediyorsun. Girin Büyükşehir Meclisi'ne. Kim durdurttu İstanbul yolunu? Bunun yerine yeni bir şey bütün var mı? Bütün mahkemelere cevaplar, plan yoktur. Yargılaması ona göre. Şimdi mesela diyelim ki bedel davası, arttırım davası. Plan yok ortada. Hangi plana dayanacağız efendim? Şimdi bir örnekle size pekiştireyim. Başka bir dosya. İzmir 7. Asya Hukuk Mahkemesi'nin esas numarası sayısını vereceğim. Orijinal bir dosyayı size göstereyim. Aynı, buna otoyol yasası diyoruz biliyorsunuz. Erişim kontrolü yasası. Şimdi çok özür dilerim. Ege Üniversitesi'nin karşısı. Kaldıralım bunu. Tabii tabii, yani İstanbul yolu. Ben onu alayım. Millet Ankara yolu diye düşünüyor. Ege Üniversitesi'nin karşısı. Benim de hukukçu olarak bulunduğum. Shell benzin istasyonu var. Karşıyaka'ya çıkıyoruz ya. Onun yanında böyle otoyolun kenarında bir boş alan. Şu an otopark olarak kullanılıyor. Şimdi bakın orada Büyükşehir Belediyesi cevap vermiş mahkemeye. Erişim kontrolü yasasıdır. Otoban geçmiştir. Bu etraftaki gayrimenkulün bedeli ödenmelidir diye. Şöyle tutayım. Evet, değer kaybıdır. Evet, şu yani şöyle tariflemeyi bir daha yapayım. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin tam karşısına geçin. Shell benzin istasyonundan Karşıyaka'ya çıkıp rampanın, şu çıkan rampa, aradaki kalan, yani Özkanlar yolunun yanındaki yer. Efendim bakıyorsunuz Sayın Milletvekili Alaaddin Yüksel'in sahibi de, Yükseliş'in yeri.
Büyükşehir oraya erişim kontrolü yasası diye yazıyor, çiziyor. Müzekkerenin, mahkemeye müzekkere yazılıyor biliyorsunuz bununla alakalı. Tabii. Karayolları davası olsa da planların cevabını ilçe ve büyükşehir veriyor. Efendim bundaki yargılama süreciyle bakıyorsunuz. Bizim İstanbul yolundaki yargılama sürecindeki normal vatandaşın yargılama süreci arasındaki aynı hassasiyetin olmadığı kanaatindeyiz. Şimdi Bornova Belediyesi 1/1000'liği düzeltmiş, Viyedi'ye dönmüş, sen bununla alakalı karayollarla antağı sağlamış, sen bunu tutuyorsun 1,5 sene. 1,5 sene niye tuttun? Başka plan tadilatlarını, başka imar hukuku cevaplarını niye tutmuyorsun da bunu tutuyorsun? Anlatabildim mi? Başka bir örnek daha size vereyim bu kapsam içinde. Forum biliyorsunuz o kavşak rezalet. Forumun orada arabalar gelip geçerken devamlı kaza atmosferini falan yaşıyoruz. Bir kavşak düzenlemesi yok. Forum alışveriş merkezi yapıldı ama kavşak düzenlemesi bir türlü yapılamadı. Ben iki tane fotoğraf dosya içinden getirdim. Bakın herkes biliyor o forumda yaşananları. Şöyle vereyim. Tam otoyoldan giriyorsunuz forumdan çıkarken. Hele cumartesi pazar ben en sakin zamanlarda çektim tarafsız fotoğrafçı olayım diye. Yani hafta sonu kitleniyor. Kitleniyor orası. Bakın çok orijinal bir şey söyleyeceğim. Tazminat 14. Ali Beyciğim 14 diye yazalım. 12 pardon 13. 13 oldu. 13. Şimdi bakın bu form herkes biliyor burayı. Buradaki bir ucube yaklaşımı. Lütfen dikkat edin. Bornova Belediyesi ile Karayolları burada proje geliştiriyorlar. Kavşak. Kavşağı çözüyorlar. Büyükşehir bunu reddediyor. Tamam reddedebilirsin. Uygun gör. O zaman çözüm üreteceksin. Oradaki her kazada... Gerekçesi ne? Ya, oraya soracaksınız bana değil. Yani planlama insanların keyfine, takdirine, dönemselliğine göre filan değil. İki tane örnek Bornova örneğinden veriyorum. İstanbul yolu bağlantısı. Bir Bornova Belediyesi orada gidin bakın. Yani yetkin plancıları vardır. Bornova Belediyesi Zeyranlılar, Özgür Beyler vesaire falan bürokratik bazda bilgi alın. Kamil Bey'den bilgi alın. Karayollarıyla sorunu çözmek adına ilçe belediyesi bir araya geliyor ama büyükşehir bunu reddediyor. Tamam reddedebilirsin. O zaman çözüm getir. İlçe belediyesi aralarında projeyi ben böyle kabul etmiyorum da şöyle yapıyorum de efendim. Bir sıkıntıları mı var ilçe belediyesi? Efendim sıkıntısı yani İzmir'in ne günahı var yani, bu sıkıntıyla. Vatandaş çekiyor bunu yine. Yani dolayısıyla sorunuz kapsamı içindeki bu şey tamamen keyfi rejimin bir diğer göstergesi. Bununla alakalı sorunuza cevap olduğumu bilmiyorum. Peki evet. Şimdi tabii biz bunları anlatırken bunun balço arsa mağdurlarıyla ne alakası var diye sayın seyircilerimiz soruyordur. Tabii. Kafalarında ama tabii. Biz artık dediğim gibi yani sizin Balçoğlu'nun sadece sorununu geçtik şimdi İzmir'in sorunu haline gelmeye başladık. Evet. Geçen hafta anlatmaya başladığınız yerde benim kafama özellikle İzmir'in planlarıyla ilgili 1926-27'lerde yapılan planlarıyla ilgili şu anki planların arasındaki çok büyük tezatlıklar olduğu gözüküyor. Onlarla ilgili nasıl bir çok kısa söyleyeyim bakın şu İzmir'de biliyorsunuz 1922'de büyük bir yangın oluyor. Yani hakikaten dehşet bir yangın. İzmir'in göbeği. Yani tabii o tarihi konular ama konu. Affedersin çok anormal bir şey. Türkler çıkarttı diyen tarihçiler var. Ya savaşı ben kazanmış zaten. Niye çıkartayım ki? Yani yağma yapacaksan başka türlü yaparsın. Onlar da Yunanların şimdi, yaptığı belli zaten. İzmir yangınındaki tablo görüyorsunuz yanmış bir alan. Bütün mesele planlama hukuku. Şimdi size çok orijinal bir belge göstereceğim. Yanmış bir alan, dümdüz bir alan. İzmir bitmiş yangın yani. Kötü ama planlama açısından bir şans doğuyor. Yani nedir? Bomboş alanı efendim planlamak gibi. Şimdi bir kere daha girersek şu Kadife Kale'den çekilmiş bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi fuar alanı ve etrafı gördüğünüz Alsancak tarafı tamamen bomboş yanmış vaziyette. Şimdi altını çizerek belirteyim. O dönem büyük bir planlama hareketi oluyor. Dünyanın en pahalı plancıları getirtiliyor. Orada Atatürk'ü hakikaten takdir ediyorum. Yani İstanbul'a Prost'u getiriyor. Paris'i planlamış. İzmir'e Danje'yi getirtiyor. Danje de Paris'in önemli kısmını planlamış. Ankara'ya da Janssen'i getirtiyor. O da Berlin'i planlamış. Alman plancı. Uluslararası yarışma açıyor. Çok büyük paralarla bu yarışmaları şey yapıyor. Kendi bürokratlarımızın seçmemesinin sebebi şehirci yok. O dönem bizde böyle bir tedrisat vesaire. Bir de etki altında kalmasın diyor. Mecliste herkes dalga geçiyor. Alkollü müydün diye meclis tutanaklarında var. Bir tek Yahya Kemal destek veriyor. Tutanaklarda bakın. Yahya Kemal diyor ki büyük paraya lafım yok. Daha büyük para verilebilir. Adam bizim 50 senemizi çizecek. İtirazım şu diyor. 5 sene çizmesin hiçbir şey diyor. Bekarsa aşık olsun, çocuğu varsa büyüsün, yaşasın ondan sonra çizsin diyor. Ya buralı olsun diyor. Hava tarafı sesini. Yaşadıktan sonra. Bakın şimdi size tarihi bir belge sunuyorum. İzmir'in Danje planı. Yani
şuraya bir girebilirsek. Bu daha önce planında Fevzi Paşa Caddesi, Gazi Bulvarı ki 50 metre olarak öngörülmüş. Lütfen dikkat edin. Tren yolu Alsancak Punta'nın olduğu yer. Sayıyorum şu an Alsancak'ta sadece kilisenin oradan geçiyoruz değil mi? Daha önce planına lütfen bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane Karşıyaka'ya çıkış var. Alsancak'ta. Evet. Alsancak'tan Karşıyaka aksına 8 tane çıkış var. Daha önce planı. Bu benim planım değil. Resmi. Sene 1925. 25. Bakın. Çok enteresan. Şimdi biraz daha kameraman arkadaşın efor ve gayretine ihtiyacımız çok fazla. Bu plan biraz daha değiştirilerek tekrar meclise sunuluyor. Lütfen çekilebiliyor biraz mu, görülebiliyor mu bilemiyorum. Daha açık renk mi oluyor? Net gözükmüyor evet. Gözükmüyor. O zaman şu koyudan gireyim. Bir oradan deneyelim. Bakın o zaman harf inkılabı olmadığı için biliyorsunuz şeyler eski o biraz Osmanlıca daha iyi gözüküyor, evet. Gözüküyor mu bilemiyorum. Şimdi bakın Fevzi Paşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, denize dik görüyor musunuz efendim? Evet. Şu Cumhuriyet Meydanı, kordondan ikinci kordon yolu devam ediyor. Bakın şurada Ege Palası'nın orada 12 metre iner, o zaman 60 metre olarak öngörülüyor. Şimdi bakın bu daha önce planı bu. Daha meclise gelir gelmez hemen bir tadilatı sunayım size. Plevne Bulvarı. Bilmem fotoğraf algılanabiliyor mu? Şu anki büromuzun yeri. Yani Fevzi Paşa Plevne Bulvarı. Dikkatinizi çekerim. Gazi İlkokulu. Tam denize çıkacağız. Köşede bir plan tadilatı apartmana izin veriliyor. Ya denize dik çıkarken hemen bir tadilat. Şimdi size başka bir tarihi belge göstereyim. O da 1940 yıllarda olmuş yani. Evet yani planın uygulaması. Yani 25'te planımız gayet iyiyken denize her taraf sokağa açılırken 1940'ta birileri orada evet. Plan değişikliği yapıp bina yapmış oluyor. İki tane, üç tane bir gazete haberi göstereyim size. Zeki Arıkan Bey'den istifade ettim. İzmir basından seçmeler. Büyükşehir yayınlarında yayınlanmış. Zaten efendim bakın büyükşehir başkanlarının adaylarının hepsinin bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı kitaplardan imtihana sokup geçeni sokmak lazım içeriye. Yazıyor zaten orada hepsi. Ama yani, okumuyorlar. Şimdi bakın Allah aşkına çok enteresan bir şey. 1929 Ahenk Gazetesi, pardon Anadolu Gazetesi diyor ki tramvayı diyor Eşref Paşa'dan diyor şeye yürütelim diyor Narlıdere'ye. Kenti burada boğmayalım. Narlıdere'ye doğru yani ağız yapılaşma da geliştirelim. Sahilden değil mi? Anadolu Gazetesi evet 1900 sahilden ve Yürürlü Caddesi'nden. Yani bir yere boğmayalım, rantta orada boğuşmayalım. Şimdi 18 Eylül 1924 Anadolu Gazetesi'nde yine. Bakın çok önemli. Diyor ki İzmir'in imarı. Caddeleri diyor 50 metreden aşağı yapmayalım. Çok enteresan. Büyük kanal projesi var ya şimdi hani en son dönemlerde yaptık. 94-99 arası özellikle Tansaş'ın satılması vesaire falan o işlemleri. Bunları diyor bir an önce yapalım. Hatta yağmur suyunu ayrı birleşik sistem ayrı sistem vardır. Yani yağmur suyuyla kanalizasyonu tabii. Beraber de götürebilirsin ayrı ayrı da götürebilirsin. Bunlar tartışılıyor. Sonucuna şöyle bağlıyor. Son derece rahat işliyor. Gayet geniş rıhtım, gayet geniş sokak, gayet geniş cadde. Yani çözüm üretmesi. İskan'la alakalı çok önemli. Ahenk Gazetesi 1929. Bakın bize kalırsa da isyan ediyor Orhan Rahmi rahmetli. Hakikaten kaliteli bir gazeteci. Ehil bürokrat isyanı var. Diyor ki İskan müdüriyetine bu işin ehli İskan umurunun devlet siyaseti dairesindeki tesiratını layıkıyla kavramış bir müdür getirilmelidir. Halihazır müdürü eleştiriyor vesaire falan. Ve 3000 tane dosya beklemede bürokrasiden şikayet ediyor. Sene 1900. Ama basında bunların tartışmalarının enteresan. Daha enteresan bir şey söyleyeceğim size. Yine Ahenk Gazetesi 19 Eylül 1929 Orhan Rahmi. Bakın yani bir manifesto gibi. Efendim diyor biz şuna vardık sonuç itibariyle. Bize her şeyden evvel şehirci adamlar lazımdır. Şehircilik ayrı bir ilim. Ayrı bir sanat olmuştur ve dünyada şehircilere verilen önem çok büyüktür. Maalesef bizde şehirci olabilecek bir fert yoktur. Şehirci vesaire. Şehir inşası ancak ihtisasla olur diyor. Ve buna da diyor mühendis mimar da yardımcı olacak vesaire falan. Yani önce şehir planlaması üzerinde duruyor. İlk önce bu uzmanı getirtelim ondan sonra bunu yapalım. Bitiriyorum. Anadolu Gazetesi 2 Ağustos 1929 İzmir imar etmek için hangi yollar üretmeliyiz? Yine büyük kanal. Kanalizasyonu çözmeliyiz efendim diyor. Yine birleşik sistem, ayrık sistem yani yağmur suyunu ayrı. Efendim o körfez batmazdı bunlar dinlenseydi vesaire.
Ve Kadife Kale tarafını diyor hiç doldurmamıza gerek yok. Şehri diyor yavaş yavaş Güzelye tarafına spekülasyon olmadan Güzelyalı'ya, Narlıdere'ye bu tarafa götürelim diyor. Aynı yeri zenginleşir. Bakın şu cümle çok enteresan. Bu surette yavaş yavaş boşalacak iki çeşmelik ve civarı bir orman haline ve hatta bir nebatat ve hayvanat bahçesi şeklinde ifra etmek muvafık olur efendim. İzmir'i güzelleştirmek, imar etmek, sıhhi bir şehir haline getirmek gayesini ben böyle anlıyorum. Yıl kaç? 1929. 1923-29'da. Şimdi size Yeni Asır Gazetesi'yle... Kadife Kale ile iki çeşmelik arasındaki yerin şu anki halini aman koruyalım, aman böyle yapalım diye düşünmüşler. Ama demek ki düşünmek yetmiyor. Çok çarpıcı bir haber. Ahenk Gazetesi Yeni Asır'a taş atıyor. Sevgili Refik'im diyor, boş işlerle uğraşıyorsun. Gazi Bulvarı bilmem ne, niye ilgilenmiyorsun bu işlerle diyor. Yani o zaman da herhalde magazin başladı, bu derece değildir büyük bir ihtimalle. Yani şehirle alakalı konulara niye alaka göstermesin diyor, taş atıyor Yeni Asır Gazetesi'ne. Yeni Asır Gazetesi de 26 Nisan 1932'de Alman Jansen'in Berlin'i planlayan ve Ankara'yı planlayanı İzmir'e davet ediyor. Daha önce burayı planlıyor ya. 31 tane soru. Efendim çok özür dilerim, yani bu 31 soru göreceksiniz, bakacaksınız yeni ki. Yeni Asır'da mı soruyor? Evet, Yeni Asır soruyor. Gazete tabii hemen çıktı, sahip çıktı. Yani ama şu, gazete, o zamanki gazete. Şu anlamda yani biz yani büyük bir başarı gazeteye yani sahip çıkmak zorunda. Çünkü biz İzmir'e sahip çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Yani her seferinde İzmir'in sorunlarını dile getirip, İzmirli sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Ve onlara çözüm üretiyoruz. O vallahi anlamda keşke, tabii sahip çıkacağız. Demek ki okunuyor ki, alaka da var ki adam bunu yan sene 31 maddelik günlerce gazetede tefrika yayınlanıyor. Okunmasa yayınlanır mı? Yani bakın. Birinci şey diyor, seylaba karşı. Seylaba karşı da değil, kanalet sistemini söylüyor. Şimdi ta ne zaman? 1932. Bir iki tane fotoğraf göstereceğim. Biz kanaletleri nereden ne hale getirdik? Efendim şimdi size İzmir'den kanalet fotoğrafları yaptık, söktük, söktük, yaptık. Bakın denemeler. Ağla yapıyoruz. Efendim söküyoruz, tekrar çıkartıyoruz. Devam ediyor, orada kalıntıda kalıyor. Yani... Nereye bağlıyorsun mesela? O ızgaraları hatırlıyorsunuz. Önce kibrit kutusu gibiydi. Sonra ovale çevrildi. Sonra şöyle imalatlar başladı. O imalatlar söküldü. Özellikle yuvarlak şekilde. Bakın yağmur nereye akıyor şeyler. Şu o oluklar sonra çıktı biliyorsunuz öyle. O imalatlar yap boz deneme yanılma. Kaldırımdan yüksek yapıyorlar. Evet aynen öyle. Bakın şu imalata bakın Allah aşkına. Ne bu imalat ya? Yoldan yüksekte ya. Niye yağmurunu topluyorsun? Yani ortada bakın bir planın yok. Şimdi kanaletlerin sökülmesi, takılması masrafına bakın. Adam diyor ki 1932'de bunu önce diyor planlama sistemiyle yapacaksın diyor. Yani bir sel haritası, debi haritası, nerede neye yağıyor, eğim neydi vesaire filan. Bunlar böyle yapılmadı. Yakıyor vesaire. Lütfen unutmayın bakın ilk önce dar kanallardı. Söküldü, ovaller yapıldı, beton. Ondan sonra küçük küçük ızgaralar. Dökümler Konya'dan geliyor vesaire. Ondan sonra daha genişledi. Şimdi vidalı sisteme döndü. Kaç defa yap boz yaptık? 1932'de söylüyor. Bataklıkların kurutulması o zaman bazı yerler var. Onları söylüyor. Kanalizasyon eleştirisi şahane bir eleştiri. Yani diyor ki yağmur suyunu bir sistem altında yerin altına al. Kanalizasyonu al. Hani büyük kanal projesi gibi ya ikisini birleştirerek beraber akıp birbirini temizlesin ya da ayrı ayrı yap diyor. İzmir Limanı ile alakalı çok güzel önerilerde bulunuyor. Bunları diyor efendim yol bağlantılarını sağla bak Alsancak'a imar veriyorsun diyor. Limanı da koydum oradan çıkamazsın diyor. Yani bugün Alsancak limanını oradan geçerken 45 dakika 50 dakika sürmüyor mu? Çok enteresan. İnşaat sistemiyle sokakların havalandırılması. Caddeleri diyor denize dik açın diyor. Bunu yapmazsanız diyor havalandırma yapamazsınız diyor. Size iki tane fotoğraf örneği göstereyim. İzmir'le Barcelona. Şöyle tutabilirseniz sevinirim. Yani ikisi beraber zoomlanabilir mi bilmiyorum. Şimdi bakın Barcelona'da bütün sokaklar denize iniyor. Dik. Bizde bak almış başını gidiyor. Ya hiç cadde madde vesaire ak getire. Denizi düşünelim. Yani çünkü karınca, bakın şu. Karınca yuvası gibi olmuş orası. Ön caddeye 9 kat arkaya 4 kat. Dünyanın hiçbir yerinde bu sistemi uygulayamazsınız. Plan bütünlüğü bakımından bu yanlışlık arz eder. 26'larda 29'lardaki bu insanları dinlemezseniz evet. Bu şehir plancılarının yapmış olduğu planlara uymazsanız sonuç itibariyle böyle bir şimdi şey. Şimdi oraya geleceğiz. Yani, öyle böyle adamlar da değil. Yani. Bakın şeyi de söylüyor. Sokaklar havalandırılmasını parklar anlamsız parklar yapmayın diyor. Yol devam etsin. Yolun bitiminde parkın etrafında ya araç yolu malaç yolu da yapmayın. Şimdi mesela parkı yapıyor dibinde araba geçiyor. Sen çocuk parkta mı orada mı diye bir planlama disiplini içinde olmayan bir sistem getiriyor.
Apartmanlara çok dikkat edin diyor. Ön caddeler en fazla 3 kat, arka 4 kat, onun arkası 5 kat vesaire. Yani evet, sirkülasyon bu tarafa doğru yani aksın. Deniz kenarında mı 3 kat? Tabii apartman aralığı getireceğim, 55 planı da öyle. Ondan sonra geçiyor. Sonra bayrak müteahhitler zarar eder abi. Kadife Kale vesaire tarafına diyor villaları yapabilirsiniz diyor. Şu anda denizin kenarında 11'den aşağı şey yok yani 3 katlı deyince. Şimdi bakın, piyadeyi himaye var laf. Ne bu? Yürüyüş ol efendim. Yani de bu kentte bir yürüyüş aksı da olacak, dikkat edin diyor. Bunları şimdiden ayarlayın diyor. Ve mimari proje bakımından ana caddelerdeki her mimarın mesela isminin yazılması. O onun mimari başarısı. Ve fark olacak bu mimar tarafından. Şimdi hakikaten büyük mimar üstadlar var. Rastgele yapılan yapılaşmalar var. Ulaşımla alakalı söylediği tramvayı, neredeyse metroyu söylüyor. Hani bununla alakalı en enteresanı söylüyorum size. Toplu taşıma araçlarından başka. Kent müzesi, şehir tiyatrosu vesaire falan. Üst ölçek plan, önce bir planlama yapın diyor. Neresi ticaret, neresi konut, neresi vesaire falan. Çok çarpıcı son belgemi soruyorum. Kordon diyor. İleride göreceksiniz diyor. Konak Meydanı'ndan Aydın Demiryolu iskelesine kadar imtiyazlı Rıhtım Caddesi ve şehrin en kıymetli sokaklardan biri olarak kalacaktır. Kordon için evet, söylüyor bunu. Yalnız diyor burada en az 100 metre, 150 metre civarı bir yol açmanız lazım. Yarın denizi doldurup yol yaparsınız diyor. Doldurduk. Doldurduk evet. Yani oraları kaç metre? Ve bunu yani bilim adamı boşu boşuna bilim adamı olmamış. Tabii yani bir de bilim adamı demiş ki bunu yapmazsanız denizi doldurursunuz. Tekim doldurduk yani. Berlin'i planlamış bir adam. Sonuç itibariyle Atatürk'ten de çok büyük bir cesaretle geliyor. Çok büyük bir ödenekle geliyor. Özgür fikirlerini söylüyor ve özgür fikirleriyle imalatı yapıyor. Ben 1955 planına geleceğim. Şimdi bizde birden paldır küldür böyle yanlışlık gitmiyor. Kemal Ahmet Ağar'ı dünya şehirciliği ilan edildi. Şehircisi ilan edildi 2012'de. Üzüldüğüm çok kimse de farkına varmadı. Bakın 1955 planını getirdim. Üç kuyular. Meydan. Askeri alan biraz da üniversite olarak öngörülmüş. Şu üç kuyular otobüslerin ring yaptığı yer. İnönü Caddesi, sahil hep 6.80 yükseklikte. Yani 3 kat. 3 kuyularla ilgili de gelen sorular vardı. Onları evet hocam vereyim. Sahile lütfen bakın. O sahilde görüyor musunuz? Yeşil alan ayrılıyor. Binalar bitişik nizam değil. Girin plan notlarına bakın. Her apartman arası boşluk. Dikkat edin, denize dik yollar çıkıyor hepsi. Şimdi bunu bir tutarsanız sonra ne oluyor? Ben bir arşiv fotoğrafı size getireyim. Sene 1992'deki Google yoktu o zaman. Henüz daha otoban bağlanmamış. O 3 katlar İnönü Caddesi'nde 8-10 kat oluveriyor. Yoğunluğu arttırıyor. Halbuki kenti bu tarafa büyütmek yerine aynı yerde zenginleşme meydana geliyor. Dolayısıyla bu hakikaten ciddi bir problem, ciddi bir hata olarak meydana geliyor. Ve planlama rutininden şaşırıyor. Şimdi bizim olayımıza çok kısa bir bağlantı yapayım. Bir şey soracaksınız herhalde. 3 kuyularla ilgili. Yani ben de Söyleyeyim hemen 3 kuyular. Karabağlar. Başka adaya da olduğum için o bölgede Karabağlar Belediyesi'ne ait de bir arsa vardı ve onu sattılar. Onların planı tamamen değişti. Tabii söyleyeyim. Ve oradan müthiş bir rant döndü. Evet söyleyeyim. Şimdi biraz önceki ikilerinizi almak istiyorum tabii, açıkçası. Üçkuyulardaki Doğuş AŞ'nin aldığı, şu an otobüslerin ring yaptığı, pazar yerinin olduğu alan belediye hizmet alanı. Shell'in ve BP'nin evet, arka tarafı. Belediye hizmet alanıyken birden imara açılıyor. Doğuş aldıktan sonra şu arsa sahipleri bildiğim kadarıyla evet, hizmet şeyi belediye hizmet alanı için %70 terke bir emsal istiyor, verilmiyor. Evet. Ama doğuş aldıktan sonra %22 terke 2,5 emsal veriliyor. Ve proje şu: 2 tane gökdelen alışveriş merkezi ve 2 parseli orada unutuluyor. Bununla alakalı dikkat edin, hamura katılmıyor. Büyükşehir İstinlak parası ödeyecek oraya. Ya niye ödüyorsun, hamura kat buraya kardeşim? Neden? Kimin burası peki? Ferit Şahenk Bey'in. Yani ya ben onu da getirdim yanında. Akrostiş olsun. Tanrı herkese doğuş şansı versin. Amin diyoruz ya. Tazminat yaz. Evet, tazminat 15. 49 yaşında en zengin oldu diyor Ferit Bey için. Burada nasıl zengin oldu anlatıyor. Şöyle oldum, böyle oldum falan bilmiyorum ama üç kuyulardaki olayın üzerine durmak lazım. Şimdi Büyükşehir Yönetimi diyor ki Balço Belediyesi yönetimine, bizim dönemimizde değildi efendim. Tamam, iptal et o zaman. Yetkim var. Tamam. İki tane parsele niye kamulaştırma parası ödüyorsun? Hamura kat onları. Agora Migros Kipa %40 terke bir emsalken burası %22, 2,5 emsal. Ben yapmadım. O zaman kabul etme. %22. Tabii. Yani şimdi bakın enteresan. Shell benzin istasyonu olduğu yer yol yeşil alan aslında. Vatandaşın öyle istimlak ediliyor.
Sonra belediye oraya patates filerine bir benzin istasyonu yapıyor. Büyükşehir daha başmış zamanda konak belediyesine. Sonra ne oluyor? Benzin istasyonu olarak sağ rantiye vesaire filan. Kim istiyordu onu? Bildiğim kadarıyla bir ara kalmadı. O bilmiyorum yani onun şeyle alakalı. Ondan sonra yanında plan tadilatı yapıyor. Öbür benzin istasyonu önünde tankların üzerinden yolu geçiriyor. Mahkemenin iptal kararı var sonuç itibariyle. Gidin idare mahkemesinde iptal kararı. Ama hala yıkım yok. Şahsa özgü bir yaklaşımlar söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Ama ne oluyor? Oradaki istimlak bedeli İzmirlilerin kasasına dönecek. İstimlak bedeli olmuş olacak. Bu da büyük bir haksızlık. Yani bu aslında imar meselesi, planlama meselesi Türkiye'de böyle devam etmiş. Başkasının böyle arsası gidiyor. Üzerinden. İlgili başka bir vatandaş soru sormuş da hazır oradayken hani vatandaşın da en azından soru almıyoruz ama bu soru bayağı enteresan bir soru. Çünkü ben de oradan geçerken zaman zaman görüyorum burada bu tepe nasıl kalmış diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Balçova Belediyesi'nin tam karşısında bir tepe var. Evet. Burası imara açılacak mı diye vatandaşın bir sorusu var anladığım kadarıyla. O da oradan yana sıkıntılı. Evet, Balçova Belediyesi'nin karşısındaki tepe herhalde o yakın karşı tarafın hemen arka tarafında. Evet, öyle geliyor. Bir şey oluyor büyük bir yani otobandan şöyle, çıkarken hemen görüyorsunuz zaten oradan. Bakın üstadım geçen toplantıda biz konuştuk. Dedik ki o hani o dönem belediye başkanı Ercüment Uysal'ı tanımıyorum. Sadece evraklardan tanıdım dedim. 3 milyon metrekareyi alıyor. Aman bir yanlış şehirleşme olmasın. Düzgün bir şehirleşme olsun diyor. Bugün hani konuya da girmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi'nin kabul etmediği şehir parselasyon planını getirdim. Şu gördüğünüz parseller. Orada gözükecek mi? Gözükebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle bir şey yapayım. Çok parlıyor bence. Parlıyor değil mi? Yani ama şu terkler gözüküyor bakın. Yani %22 terkler o dönem itibariyle vatandaşa böyle satılıyor. Alınabiliyor mu bilmiyorum. Ben şimdi hani kendim de söyleyeyim. Gözüküyor. Alınıyor. Yani gördüğünüz gibi bakın bu terkleri büyükşehir kabul etmiyor ama kentin öbür tarafında örneğin Tekfer, Rönesans başka yerlerde kabul ediyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bu terkleri kabul etmeyip %20 bir de %70 terk istiyor. Ne yapayım o zaman sana vereyim arsayı tamamen sen al. Bedava gidiyor. Zaten var olduğu iddia edilen plan uygulansaydı bugüne kadar ben yaptım dediği planda bakın şu. Şöyle açalım. Hemen konumlandırayım. O yakın olduğu yer karşı taraf Selve'in olduğu taraf şurası böyle bir planlama. Bakın ilkokul ve ortaokul ayrımı biliyorsun epey bir süredir kalktı. Allah aşkına bir böyle bin diye bakın ilkokul ortaokul diye yazıyor. Yani bakın ilk öğretim diyor orada. Orada ortaokul vesaire filan. Yani artık planda bir ciddiyet olsun. Bu tarafa orman dendi mesela. Olimpiyat evlerinin karşı tarafında. Ormandan yazı geldi. Orman değil. Orman değil orası. Yani vatandaşa gelince böyle. Burada sosyal ama şansı imar zadelere gelince farklılık arz ediyor. Söylüyor. Anlayış farkı yani. Ya tabii yani bu yaklaşım farkı. Şimdi ben şunu da demek istemiyorum. Yani ben o tür bir üslubu sevmem. Yani Aziz Bey'in biraz ses getiriyor ama artık yani. Aziz Bey'in yaptığı her şey yanlış falan. Türk filminin iyisi hep iyilik yapar, kötüsü hep kötülük yapar. Böyle bir şey yok. İyi icraatları da var. Ama takip etmek lazım. Mesela şeyi aldım ben. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2010-2017 stratejik plan. Aslında 7 senelik bir şey, güzergah. Herkesin bunu okuyup takip etmesi lazım. Kent vizyonu özgür ve keyifle yaşanılan demokraside simge kent olmak. Başlığı. Vizyon, uygarlıkların mirasını geleceğe taşıyan, Akdeniz'in zenginlikleri kentlisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akıllarda iz bırakan gözde belediye olmak. Misyon, halkın verdiği gücü eşitlik ve güvenle mayalayıp belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taşımak. Ben imar hukuku bakımından bakıyorum. Başka hizmetleri bilmem. İlkeler, dürüst, güvenilir, adil, tarafsız olmak, kamu genelini gözetmek, hesap verebilirlik, şeffaflık, güler yüzlülük vesaire filan. Bakıyorum, stratejik plan üst kurulu, Aziz Kocaoğlu, Ersu Hızır, Pervin Şener Genç, Aliza Gülerman, Serpil Baran, Ferda Eser, Erhan Bey. Yaklaşık 300 sayfalık bir çalışma. Yani şimdi ben kendi açımdan bakıyorum. Kentte iman hukuku bakımından alınan dopla, kamuya yapılan terk, yani basit anlatalım ki düzenleme ortaklık payı dediğimiz nedir? Yol, park, yeşil alan, sosyal donatı alanı. Bunu kamuya terk ediyorsun, bunun karşılığında bir imar alıyorsun. Ben %70 terk edeceğim, 1.6 emsal, ilk terki %20'de kabul edersen %90, öbürküsü %22 terke 3.5 emsal alacak. Nasıl bir denge? Neresi eşit? Kendimi nasıl eşit hissedeyim? Şunu demek istemiyorum yani büyükşehirin her türlü hizmeti yanlış. Ama bakın burada bürokratik bir hata olabilir. Bunu yenmenin yolu
İçin biraz önce söyledim, bakın Bornova'da Formun Kavşağı'yla İstanbul Anadolu ile alakalı Bornova Belediyesi ile karayollarının ortak çalışmasını Büyükşehir hayır diyor. Tamam hayır diyebilirsin, proje üret. Sadece bir örnek daha vereyim size. Şimdi başka bir ilçe örneği. Yani sadece bu arada ben sizin sözünüzü kesmiş gibiyim. Yine sonlara doğru geliyoruz. Allah. Son 5 dakikamız var. Eyvah. Yani o zaman hiç oraya ilçe belediyesine girmeyin. Söyleyeceğiniz ben, önemli noktalar yani varsa diye hatırlatıyorum sadece. Kent merkeziyle ilgili. Çünkü şöyle bir şey var, hani üçüncü bir programı yapma olasılığımız artık yok. Ne kadar yeni kent merkezine girdi yok, adam yani, arsa mağdurlarını o zaman yani vatandaşlar şey ilgili, yani şu çok eğer siz 40 sene önce bu bedelleri 43 sene önce yatırmışsanız, bir tane kaçak yapılaşma yapmamışsanız, eşitlik ve adalet çerçevesi içinde imarının bekleme terbiyesi içindeyseniz, sizin etrafınızı her kez abat olmuşken siz olamıyor iseniz, bunun mutlaka bir tabii ki hukuki mücadelesi olacak. Biz de bu isyan, tabii hukuki mücadelemize devam ediyoruz. Ama bu arada bunun altını çizici, nedir bizim talebimiz? Meclis üyeleri, siyasi başkan, bürokrat ve biz. O bürokrat hiç gözükmüyor ya. Bunlar da imzası olan. Bunlar yani sonuç itibariyle teknik bir şey. Mecliste kaç kişi teknik adam? İmar komisyonunda kaç tane şehir plancısı var, mimar var, mühendis var? Benim bildiğim hiç yok. Sayılıdır varsa. Hayır, benim bildiğim yok. Varsa getirin bakalım yani. Beraber incelerim. Keşke programa girmeden önce baksaydık. Ola ki teknik adam da olabilir. Allah aşkına Büyükşehir Meclisi'ne gidin. Yani bu, ben bütün şeyleri dikkat ederseniz çıkardım gösterdim. Bak dedim, şurası şöyle, burası böyle. Slaytlara konmadan tadilat öyle mi böyle mi nereden yakalanabiliyor? O gündem nasıl takip edilebiliyor? Hangisi ders çalışıyor? Birisi Ali Ağa, birisi Güzel Bahçe. Yani bakıyorsunuz 60-70 tane madde 15 dakikada oylanıyor, geliyor, geçiyor. Kimsenin gördüğü yok aslında. Yani kim takip edebiliyor? Bu Allah aşkına stratejik plan. Büyükşehir yayınladı. Kaç kişi takip edebiliyor? Tekrar söylüyorum, yapılan her şey yanlış, fevkalade şey falan demek istemiyorum. Mutlaka doğrular var. Ben imar hukuku bakımından söylüyorum ve bunun da tepkisini veriyoruz. Eğer bununla alakalı biz yargılamayı ceza hukuku bakımından, eğer o dönem hakikaten askerler tapusuzlarla alakalı belgeleri yok etmişlerse, bir yolsuzluk o manada varsa, bunun yargılaması, tazminatı başka olur. Tamam, o dönem bitti. Bir çözüm üretsene. Ürettiğim yani, dediğin çözüm. Sonuç itibariyle 5 senedir plan yapmışsın, bir tane bina yapan yok. Çünkü plan ortada, uygulanan bir plan. 190 terk olur mu ya? İlk yapılan terki kabul etmezsen. Biz tabii bu bağlamda tepkiyi hukuki olarak veriyoruz. Yani söylüyoruz tazminat hukuku bakımından. Hani imar andı dedik, imar duası dedik. Söylediklerimizin hepsi hesap edilmiş, tasarlanmış. Hukuki olarak da tazminat hukuku süzgecinden geçirilmiş cümleler. Tekrar söylüyorum, varsa yanlışım aç kardeşim bana, ben de söyleyeyim sana yani neyin ne olduğunu vesaire filan. Yani şu ana kadar da 14 tane tazminat açabilecek, yani açılma ihtimali olan şeyi söyleyeyim. Çok hızlı söyleyeyim, tabii bunlar parçacı anlayışta planlama yapılırsa böyle olur, bütünlük arz etmezse böyle olur. Bir taraflar işte geçen toplantıda söyledim, Balçova Meclis Tutanan'dan Sayın Mehmet Ali Çalkaya'nın ifadesi, piyasaya ne kadar az mal sürersek o kadar iyi olur. Meclis Tutanan'a alınan dopla verilen emsal arasında illiyet bağı mutlaka olmalı, şahsı özgü yaklaşımlar olmamalı. İlçe belediyeleri mutlaka dinlenmeli. Biraz önce verdiğim İstanbul yolu örnekleri gibi örneklere de dikkat etmek lazım. Kamusal yatırımlara hassasiyet göstermek lazım. 1,5 sene bekletip ondan sonra red, ya da red edebilirsin. Çözüm üreteceksin. Reddediyorsan. Yeni ya ulaşacağım ben canım. Öyle ya da öyle değilse böyle. Ben müsaade ederseniz yani böyle geçti. Sonuç itibariyle bunlar genel konular mutlaka. Ama kökü imar hukuku, kökü planlama. Bir şahsi eleştirim de şu. Büyükşehir'in planlaması hakikaten kıymetli bürokratlardan oluşmuştur. Yıllardan beri efendim Engin Güreller, İhsan Tutum, Ali Rıza Gülermanlar vesaire plancı, şehir plancısına inanırım. Çünkü şehir plancıları üst düzey, üst ölçek 25 binlik, 5 binlik planı. Bu Pirişina döneminde Hasan Topal Bey getirildi yönetime, mimar. Daha sonra ara dönem Ali Rıza Bey, sonra Figen Hanım. Mimarın üst ölçek planda 25 binlik ve 5 binlikte zorlanacağı teknik bir hakikattir. Şahsı özgü bir yaklaşım söylemiyorum. Aldığı tedrisat itibariyle 25 binliği mimarın okuyabileceğini zannetmiyorum imar hukuku bakımından. Efendim müsaade ederseniz imar duasını ve imar andıyla bitirelim. Tabii geçen yani, hafta da yapmışsınız, bu hafta da yapmışsınız. İmar duası eksik kalmış. Efendim biz şöyle yapıyoruz. Günde 35 kez okunmasını tavsiye ediyoruz. İzmir plakası ya, İzmir duası. İmar kurbanı olarak bizim imar duasından başka bir şeyler yapıyoruz mutlaka. Ama bu dua da tasarlamalı bir duadır. Diyoruz ki Tanrı tüm İzmir halkına imar hakkı bakımından tek ve naşe, Rönesans aşe, yükseliş aşe, doğuş aşe, oyak aşe ve Sayın Rahmi Koç'un gelini ve dahi Mustafa Koç'un eşi Karel'in koç şansı versin. Amin. Tanrı imar hakkı bakımından ya onları herkes gibi veya herkesi onlar gibi yapsın. Amin. İmar andımız da şu, bizim varlığımız yaptığımız hukuk mücadelesidir.
ve imar kurbanlarının varlığı en şanslı imarzadelerin varlığına armağan olmayacaktır. İmar kurbanlarının varlığı bir gün mutlaka oluşacak olan İzmir imar hukukunun varlığına armağan olacaktır. Temel sağlam ama sonradan yanlışlıklar meydana gelmiş. Artık Türk hukuku bu tazminatları veriyor. Bundan sonra şahsı özgü olmadığı planda bir eksiklik, rücu sistemi yani plan yapma mecburiyeti geliyor. Hukuki sistemde plana uyma mecburiyeti geliyor. Yani imar hukuku bakımından şanslılık rejimi bitecek. Biz bunun takipçisi olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz cevap hakkı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ne demek geçen hafta da olduğu gibi bu hafta da oldukça hareketli ve İzmir'in yani. Altını üstüne getiren açıklamalar yaptınız. Tabii burada kimileri rahatsız oldu, kimileri de İzmir adına rahatsız olduysa tazminat davası açacak. Evet, tabii o sizin tarafınızda. Ceza yönden avukatınızı üstlenmiş zaten. Verdik mekanı zaten size. Şeyi yapalım yani. Sayın Turan çok teşekkür ederiz. Tekrar programımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İzmirlilere bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Efendim tabii yaşadığımız bir şehir var. O da İzmir. Dışarıdan baktığınızda herkesin hayran olduğu bir şehirde yaşıyoruz. İmbatıyla, kordonuyla, yazın serinliği, kışın sıcaklığıyla tabii İzmir Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. Ama bu güzel şehire 1929'lardan, 1930 ve 40'lardan bugüne getiren imar şeylerine baktığınız zaman gerçekten çok hor kullanıldığını, geleceği düşünülmeden kullanıldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bizlerin çocukluğu döneminde başlayan sorun, gördüğünüz gibi bizler artık koca insanlar olduk ve önümüzde hala sorun olarak duruyor. Bugünün yöneticilerin yapması gereken de şudur ki, şu an çocukların ileriki dönemlerde bizim gibi yetişkin bir birey olduklarında aynı sorunlarla boğuşmaması için bu şehri daha güzel yaşanabilir şehir halinde imar etmeleri gerekiyor. Dileriz gelecekte de o şekilde bir şehirde yaşarlar. Herkese iyi akşam, iyi hafta sonları.